Merhaba arkadaşlar, Yap Yap Kalan'la hoş geldiniz. Ben İskender Sivrizekalı. Bugün yine birbirinden güzel 3 tane buluşla sizlerleyim arkadaşlar. Hemen ilk buluşuma geçmek istiyorum. Bildiğiniz gibi ben öğrenci kardeşlerimi ilgilendiren birçok buluş yaptım. Bugünkü buluşumda öğretmen kardeşlerimizi ilgilendiriyor. Bildiğiniz gibi öğretmen kardeşlerim, bizim mini mini birlerimiz, çalışkan ikilerimiz sınav zamanı istem dışı olsa da gözleri böyle yandaki sınav kağıdına kayıyor, arkadaşlarına bakıyor. Siz de ister istemez uyarmak zorunda kalıyorsunuz. Necla'cığım önüne dön, Fatma Acım bakma, Mehmetciğim şöyle derken sınav günü size adeta işkence oluyor. Dedim ki İskender, sen bu öğretmen kardeşlerimiz için ne yapabilirsin? Düşündüm, taşındım, ettim ve şöyle bir şey buldum arkadaşlar. Bildiğiniz gibi şunlar resim kağıtlarımızı koyduğumuz bir dosya. Bunu tüm kırtasiyelerde bulabilirsiniz. Ben şimdi bunu alıyorum, sınav zamanı. Tek tek tüm öğrenci kardeşlerimizin kafasına şu şekilde geçiriyorsunuz. Bakın şöyle yandan da göstereyim. Şöyle de göstereyim. Buradan da vereyim. Diyelim sınav kağıtlarını da dağıttım. Bunu hepsini kafasına koydum. Sınav kağıtlarına verdim. Ben kendi önüme aldım. Yan tarafta da, yan sırada da arkadaşının kağıdı var. Başladın çözmeye. Yazıyor. İkinci soru zor. Ama ne yapacak? Size sormak yerine hemen ne yapıyor? Gözü şöyle kayıyor ama artık o kağıdı göremiyor. Nereyi görüyor? Dosyayı görüyor arkadaşlar. Bakın. Şöyle dönüyorum. Buraya dönüyorum. Hiçbir yerden gözüm ne bir kopya görüyor ne de başka bir şey. Ben bu şekilde yaparak ne yapmış oldum? Öğrenci kardeşlerimizin istemeden de olsa gözünün kaymasını engellemiş oldum. Hem de öğretmen kardeşlerim artık siz Necla önüne dön, Ahmetciğim yapma, Feritciğim şöyle, şu böyle deme derdinden kurtulmuş oldunuz sevgili kardeşim. Ben İskender Sivrizekalı. İkinci buluşum sabahları mısır gevreği yiyen arkadaşlarımı ilgilendiriyor. Aranızda da vardır ya, mısır gevreği yemeden güne başlayamıyorum diyenleriniz, ki onlardan biri de benim arkadaşlar. Dedim ki İskender, ama bu mısır gevreğini yerken sürekli bir kase evde kase dayanmıyor arkadaşlar. Hepsi kirleniyor. Bunları ben kirletmek istemiyorum ki sizin evinizde kase de olmayabilir. Peki İskender, bu insanlar mısır gevreğini hem yiyecek hem de kaseyi kirletmeyecek. Nasıl yaparsın? Hemen şöyle yaptım arkadaşlar. Ben şu şekilde bir tane sütü aldım. Şurasını da falçata yardımıyla bıçakla da kesebilirsiniz keskin. Şöyle güzelce açtım. Şimdi bura kase gibi gayet yiyebileceğim bir şekilde açıldı. Hemen mısır gevreğimi alıyorum. Şöyle içine yiyebileceğim kadarını döküyorum. Döktüm. Kaşığımı da aldım. Yutkunmaya başladım çünkü bu sabah mısır gevreğini az yedim. Gördüğünüz gibi içinde gayet mısır gevreklerin şu şekilde yüzüyor, dans ediyor. Sütü güzelce emiyor. Bakın rahatça basıyorum. Evet, müthiş olmuş. Müthiş olmuş. Ben bunu yaparak ne yaptım arkadaşlar? Evdeki kaselerimi kirletmedim. Evde kasem yoksa bile bu şekilde sütümü kase şeklinde kullandım. Yiyip içtiğim zaman bunu büküyorum, çöpüme atıyorum. Hijyenik bir şekilde hayatıma yine devam ediyorum arkadaşlar. Ben İskender Sivrizekalı. Uzun ince bir yoldayım, yürüyorum gündüz gece. Ve şarkıdan da anlayacağınız gibi son buluşum yaya yolunu çok kullanan yaya arkadaşlarım için sevgili kardeşlerim. Bildiğiniz gibi bizim ülkemizde yaya yolları pek fazla bulunmuyor. Zaten bizim sürücü arkadaşlarımız da çok anlayışlı kişiler. Tabii ki şakaydı. Dedim ki İskender, sen yaya yolu olmayan yerlerde ne yapabilirsin de karşıdan karşıya rahatça geçebilirsin diye. Hemen size gösteriyorum ne yaptığımı arkadaşlar. Şöyle geçtim. Burası bir yol. Yürüyorum. Şimdi karşıdan karşıya geçeceğim ama bakıyorum yaya geçidi yok. Peki ne yapıyorum? Hemen kendi yaya geçidimi seriyorum ve yürüyorum. Geçtim. Hemen geri topluyorum. Aldım kolumun altına bunu. Başka yaya geçidi olmayan yerlerde de rahatça kullanabilirim. Bu sayede ne yapmış oldum? Portatif yaya geçidi yapmış oldum. Yaya geçidi olmayan yerlerde bunu rahatça kullanacağım. En azından ezilme ihtimalimi, kaza ihtimalimi belki bir nebze de olsa aza indirmiş oldum arkadaşlar. Ben İskender Sivrizekalı. Bugün sizlere 3 tane ipucu gösterdim arkadaşlar. Umarım 3'ü de işinize yarar. Bu arada arkadaşlar şuraya da tıklayarak bizimkiler sodyum metalini patlatmış. O da keyifli, güzel bir video olmuş. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.